Herkese merhaba arkadaşlar. Vişne severler burada mı? Bu videomda hem vişne suyu hem de vişne reçeli yapacağız. Burada vişnelerimizin çekirdeklerini eliniz yardımıyla çıkartın. Ben pipetle falan birçok videoda izlemişsinizdir. Uğraşamayacağım. Zaten böyle elinize biraz bastırdığınızda görüyorsunuz. Hemen de çıkıyor. Biraz etli etli çıkıyor. Ama olsun. Çünkü vişne suyu da yapacağız. Çekirdeklerini ayıklamış olduğumuz vişnelerimizi bir kaba alalım. Çekirdeklerimizi de bir kaba alalım. Öncelikle vişne suyu için çekirdeklerimizin üzerine yarım su bardağı kadar şekeri koyalım. İyice bir ovuşturalım. Bunun için bir eldiven kullansanız iyi olur. Çünkü çekirdeklerinde kalan vişnelerden şahane bir vişne suyu yapacağız. Biraz bekletip arkadaşlar üzerine suyumuzu ilave edelim. Ve yine beklesin, iyice özlesin. Evet arkadaşlar, 3-5 saat sonra vişnelerimiz suyunu bırakıyor. Ve kaynamaya alıyoruz. Evet, şimdi de sıra görüyorsunuz rengiyle lezzetiyle çok güzel olan vişne suyunu yapmaya geldi. Çekirdeklerinden süzeceğiz arkadaşlar. Rengini almış. Hiçbir şeyini ziyan etmedik. Süzme işlemini yaptıktan sonra tüketebilirsiniz. Gayet de güzel olmuş. Rengi harika. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, yaklaşık 30 dakika vişnelerimizi pişiriyoruz. Güzelce kaynatıyoruz arkadaşlar. Yoksa reçeliniz güzel olmaz, bozulur. Böyle kıvamının ağdalaşması gerekli. Ve pişmeye yakın içerisine yarım limon sıkalım. Böylece şekerlenme olmaz. Birkaç dakika daha bu şekilde kaynasın. Çok hafif karıştıralım. Görüyorsunuz rengi de şahane görünüyor. Ayrıca ezilme de olmadı. Pipetle falan uğraşmayın yani. Gerek yok. Evet. Bu kadar kafi. Sıcak sıcak da kavanozlayalım ki uzun zaman sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilelim. Temiz bir kavanoza sıcak sıcak boşaltalım. Evet arkadaşlar, 1 kilo vişneden yarım kilo çıkmadı. Ama görünümü çok güzel ve hoş. Böyle pekmez gibi görünse de gayet renkli. Şu an ışıktan böyle duruyor olabilir. Kıpkırmızı bir vişne reçelimiz oldu. Bu tarz güzel videoların devamlı için kanalımıza abone olmayı, bir Like sonraki etmeyi.
videodan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nasıl olmuş Simoş? Afiyet Çok olsun. güzel. Afiyet olsun bebişim. Küçük gurmem çok beğendi. Siz de bu şekilde çocuklarınıza daha sağlıklı meyve suları yapabilirsiniz. Ağzımda oldu konuşamadım. Afiyet Ben çok olsun. beğendim. Bitmişim. Görüşürüz. Hoşçakalın.